Allah'ım inanamıyorum. Nasıl olur? Niçin annem? Bu fideciler annemden ne istiyorlar bir türlü anlayamıyorum. Vallahi Masar abi benim anladığım kadarıyla parayı annenden değil senden istiyorlar. Aa sussana sen gerzek çaycı. Polise haber versek? Olmaz olmaz polis yok dedi adam. Yoksa annemi öldürürlermiş. E tabii canım fidecilerin işi de budur zaten. Eğer parayı alamazlarsa maazallah rehineleri öldürürler. Bana baksana çaycılığı bırakıp felaket tellallığına mı başladın sen? Sussana. Şey ben en iyisi yeni çay demleyeyim. Of of az buzda bir para değil ki 9 milyar 750 milyon küsür. Aslında bu fidye olayı daha önce olsaydı parayı öderdim ama biliyorsun bütün parayı vergiye yatırdım. Sağ olun biliyorum Önder Bey. Merhaba Masar Bey oğlu. Hayırdır kötü bir haber yok ya. Maalesef var Gazanfer Bey. Fidyeciler Menkıbe Hanım'ı kaçırmışlar. Masardan da para istiyorlar. Vay alçaklar mendeburlar. Bir bayanı kaçırmak kolay tabii. Sıkıyorsa beni kaçırsalar ya bakalım. Hah! Baba sen de birkaç milyar çıkar mı? Ne gezer be oğlum? Ben de senden para istemeye gelmiştim. Hah! Yapma ya. Kredi alsam Masar? Fidye kredisi diye bir kredi var mı ki? Bu akşama kadar lazım para. Yoksa annemi öldürecekler. Kredi hemen çıkmaz. Masar Bey! Masar Bey! Masar Bey! Hiç paniğe kapılmayın. Ben fidye parasını size nakit olarak vereceğim. Ama sen bu fidye işini nereden biliyorsun? Kapıdan girerken duyduk abi. Annemi kaçırmışlar. Neden onca insan dururken benim annem? Kaç para istiyorlar abi? 9 milyar 750 milyon 563 bin lira. Evet ama nasıl bildin? Genelde fidyeciler hep o kadar fidye isterler. Allah bilir o kadar param vardır değil mi Reyhancığım? Evet. Benim sadece o kadar param var da onun için dedim. Buyurun Menkıbe teyzenin fidye parası işte burada. Sağ ol Reyhan. Çok fedakarsın. Biriktirdiğin parayı bana veriyorsun. Bir dakika. Parayı size vereceğim ama bir şartım var. Şart mı? Hayrola ne şartı Reyhan? Benimle evleneceksin. Ama... Vallahi işinize gelirsem Aslar Bey. Şartım budur. Reyhan şimdi ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet deyin yeter. Annem kim bilir hangi kötü koşullar altında rehineydi. Parayı vermezsek onu bir daha göremeyecek miyiz acaba? Zavallı garip adam benim. Tamam Reyhan. Şartını kabul ediyorum. Teyzeciğim çayınız geldi buyurun. Buyurun. Sağ ol. Bu mangırları ne zaman alacağız daha sonra? Sabret oğlum. Talih gerizleri ayağımıza kadar gelmişken kaçırmayalım. Reyhanlar herhalde Masar'ın yanına gitmiştir. Siz telefon açıp parayı isteyin artık. Hemen Menkıbe Hanım teyzeciğim. Şimdi istiyorum. Alo. Masar Bey'le mi görüşüyorum? Canım biz anneni kaçıran fidyecileriz. Ha, parayı hazırladın mı? Tamam, güzel. Şimdi parayı sana vereceğim adrese dikkatli bir şekilde getireceğiz. Tamam, anladım. Parayı hemen oraya getireceğim, merak etmeyin. Yok. Polise haber verme. Tamam. Onlar mıydı? Evet, gidiyorum ben. İstersen ben de geleyim evlat. Olmaz patron. Olsun uzaktan takip ederim seni. İstersen ben de gelebilirim. Olmaz Gazanfer Bey. Yalnız gitmem lazım. Kimse gelmeyecek. Anneme zarar verebilirler. Masar. Hoş geldin ruhum. Neler oluyor Masar? Niye hepiniz böyle toplanmışsınız? Annemi kaçırdılar. Fidye istiyorlar. Biliyoruz oğlum. Ne? Ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Hem ben çok ciddiyim hem annemi kaçıranlar. Eğer istedikleri fidyeyi vermezsem annemi öldürecekler. Onu da biliyoruz. Ve sen de buna inandın öyle mi? Ne demek istiyorsun sen? Bir şey demek istemiyoruz ki. Bu bir numara bence. Saçmaladığının farkında mısın Ruhsar? Siz değil. Peki fidyeciler anneni bırakmak için ne istiyorlar? Tabii ki para. Paran var mı? Yok, Reyhan'dan aldım. Karşılığında da onunla evlenmeyi kabul ettim. Ne? Evet, annemin hayatını kurtarabilmek için maalesef kabul etmek zorundayım. Kabul etmek zorunda. Hayır, evlenemezsin. Hala anlamıyor musun? Eğer bir şeyin sonunda Reyhan'la evlenmeni gerektirecek bir durum varsa... ...bu kesinlikle annenin tezgahıdır. Kusura bakma, şimdi gitmek zorundayım. Daha sonra konuşuruz canım. Masar lütfen, bütün bunlar o annen olacak üç kağıtçının oyunu. Annem hakkında böyle konuşamazsın. Hem de böyle bir durumda. Masar dur bekle! Masar! Ne? Senin vereceğin parayı fidyecileri takip ederek geri alayım mı? Ha ne dersin? Ruhsar bu annemin hayatına mal olabilir. Kabul edemem. Bu işten uzak dur. Karışma bu işten. Ama hayatım ben senin iyiliğin için söylüyorum herhalde. Lütfen isterim Ruhsar. Ben lütfen hayatım ne olur.
Hayır dedim. Ben bu işi tek başıma hallederim. Bırak karışma. Aman sana da iyilik yaramaz. Eğer bütün bunlar doğruysa fidyecileri takip edip yakalayacağım ve paraları da geri alacağım. Alo. Ben ailenizin fidyecisi. Şimdi beni iyi dinle koçum. O elindeki ne? Para çantası. Güzel. Şimdi çantayı 10 adım ileriye bıraktıktan sonra hiç arkana bakmadan geri gideceksin. Anladın mı koçum? Ya annem? Parayı alıp saydıktan sonra anneni bırakacaksın. Ya bırakmazsanız size nasıl güveneceğim? Bize güvenmek zorundasın koçum. Başka seçeneğin yok. Doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çantayı bıraktım. Burada çanta. Ne oluyor be? Ne oluyor ya? Sen kimsin? Ben senin başına birazdan çorap örecek kişiyim. Evet, şov başlıyor. Allah kahretsin. Yağmurlar getiriyor. Gitmek zorundayım. Kadın. Hay Allah. İnşallah her şey yolunda gitmiştir. Merak etme teyzeciğim. Dağıstan abim işini çok iyi yapar. O şimdi fidyenin kitabını yazıp gelir buraya. Aman şu fidye işi hayırlısıyla bir olsa... Bobin babaya 10 metre telefon kablosu saracağım vallahi. Kaptan. Ah aman hele şükür. Hele şükür mü Hakan şükür mü göstereceğim ben senin o lavuk oğluna. Aa hayırdır ne oldu Dağıstan Bey evladım? Parayı getirirken yanında bir tane hokkabaz kadın getirdi. Kadınla kapışıp papaz olduk değil mi? Hoppala böyle bir şey nereden çıktı acaba? Masar'ın hiçbir kadın hokkabaz tanıdığı yoktur. Parayı da verdik. Annemi bırakmak için daha ne bekliyorlar acaba? Keşke paranın hepsini vermeseydin be evlat. Bak ben mobilya alırken paranın tamamını verdim. 3 aydır hala mobilya teslim edecekler. Merak etmeyin Mazhar Bey. Parayı alınca annenizi bırakacaklar. Zaten Menkıbe teyze de o pis yerde sıkılır. Peki sen nereden biliyorsun kaçırdıkları yerin nasıl bir yer olduğunu? Yani annemi kaçırdıkları yer temiz bir yer değildir herhalde. Öyle demek istedin değil mi Reyhancığım? Hadi telefon. Sus. Alo. Ben Mazhar buyurun. Alo. Ulan Mazhar peşine ne diye hokkabaz gibi bir kadın taktın lan? Ben sana bize lola yapmak yok demedim mi koçum? Hokkabaz kadın mı? Ne diyorsunuz siz be? O sihirbaz gibi çantayı havalandırıp kafama vuran kadından bahsediyorum. O beyaz giyen kadından. Beyaz mı? Beyaz ne be? Aaa Ruhsan. Bakın Fideci Bey inanın benim o kadınla hiçbir ilgim yok. Zaten kötü bir niyetim olsaydı Fideci Bey size parayı getirmezdim öyle değil mi? Daha parayı saymadım. Ama paraları tek tek kontrol edeceğim artık sana güvenmiyorum koçum. Ortasında bir tane teli olmayan para bulayım. Vay haline. Ama annemi bırakacaksınız değil mi? Bırakacağız. Bırakacağız merak etme. Ama bir daha da bize yaptığını hiçbir fideciye yapma. Anladın mı? Fideciler gururlu ve namuslu insanlardır. Ona göre koçum. Hay Allah. Alçak ruhsan. Hani bu işe karışmayacaktın. Annemin başına senin yüzünden bir şey gelirse asla affetmem seni. Anneciğim be. Bana müsaade. Ben çantamı alıp gideyim artık. Şimdi Menkıbe Hanım teyze, biz Şahin kardeşle düşündük, taşındık. Bu fidyeyi sana vermemeye karar verdik. Aa! Olur mu hiç evladım? Yapamazsın böyle bir şey. Yaparız. Biz bu parayı sonuna kadar hak ettik teyze. Ama anlaşma yaptık sizinle. Tek taraflı olarak feshettik. İstiyorsan git mahkemeye başvur teyze. Artık bize müsaade. Biz bir daha gelmemek üzere gidiyoruz teyzeciğim. Nasıl yani? Kendi büronuzdan mı gidiyorsunuz? Evet. Zaten burada eşya namına bir şey yok. Mal sahibine de 5 aylık kira borcumuz vardı. Bu bahane iyi olsun. Ay Allah'ım! Ay bu bir kabus! Ay kabus olamaz! Olamaz gitti paralarım gitti.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana.